فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ فَذِكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا Allah'ı ayakta zikredin. Kıyam ne demektir? Ayakta durmak. Şimdi namazı bitirdin, işine doğru gidiyorsun, yolda yürüyorsun. Sen şimdi ayaktasın, yürüyüş halindesin. Allah'ı zikrin farklı yöntemleri vardır, farklı yolları vardır. Birincisi nedir? Ayakta dururken Allah'ı zikretme. Yürürken Allah, ilk adım. Allah, Allah. Ben spora çıkıyorum, koşuya ve yürüyüşe çıkıyorum. Koşu yaparken adımları hızlandırdıkça zikrin de hızlanıyor. Koşarken adam spor yaparken insan zikreder mi? Çok basit, çok keyifli bir şey. Hem maneviyatımı dolduruyorum, hem vücudumu rahatlatıyorum. Spor vücudu rahatlatır. Zikrullah da maneviyatı rahatlatır. Aklın, kalbin, göğsün genişler. Huzur dolarsın. İçim sıkılıyor, kaps hali var, daralıyorum. Unut bunları. Unut bunları. Yaşamazsın. Çünkü devamlı genişlik halindesin. Devamlı bast halinde. Zikrin ne kadar bol olursa bast halin o kadar fazla olur. Ben son 10 yılım içinde kabz hali hatırlamıyorum bile. Kabz halinde olduğumu, daralma halinde olduğumu hatırlamıyorum bile. Hep genişlik halindeyim, hep rahatlık. Hangi sınav başıma gelirse gelsin, hangi sıkıntı başıma gelirse gelsin Allah Teala bir genişlik, bir rahatlık vermiş elhamdülillah. İçim hep geniş, hep zikir halindeyim. Bu hali üstümüze monte etmeye çalışmamız lazım. Onlar zikrederler, kıyamen, kıyamda, ayaktayken Allah'ı zikrederler. Sonra, ve gu'uden kaide diye bir tabir vardır fıkıhta, kaide. Ne demek? Oturma. Namazda kaideye oturuyoruz. Otururken Allah'ı zikrederler. Oturuyorsun, misafirliğe gitmişsin. Misafirliğe gittiğin evdeki kardeşin çayı mayı hazırlarken sen tek kalıyorsun ya, otururken Allah'ı zikredeceksin. İçinden. Kimse duymayacak. Allah, Allah. La ilahe illallah. Subhanallah. Subhanallahi ve bihamdihi. Binlerce zikir var. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde en çok tabirini geçirdiği zikirleri bul. 5-6 tanedir onlar. Onları zikret. Bu seni çok rahatlatır, genişletir, kaliteni artırır.